Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Ağustos Pazartesi ABD Delaware Park yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 7 koşuluk bir program var. Altılı ganyan 21.15'te başlayacak. Ayrıca bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı hepimizin kutlarım. İkinci koşuyla başlıyor altılı ganyan. 21.15'te bir satış koşusu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte koşulacak. Koşuya baktığımızda koşu 4000-5000 dolar aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 12 bin dolar olan. Burada bir numaralı Brooks Robinson, Navin Mangali ile start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Rakip olarak da 4 numaralı Turmun Merman, Karol Sedano ile start alacak olan bir isim. 1100 ve 1200 metre kum pistteki son iki startında Delaware Park Hipodromu'nda iki tane ikinciliği var. 4 numaralı Turmun Merman. İlk ayakta 1 ve 4 numaralar yeterli gibi gözüküyor. İkinci ayak 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 10 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 7000-8000 dolar aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 15.000 dolar olan. Burada ilk yer vermek istediğimiz isim Rajiv Chatri ile start alacak olan She's Classy 2 numaralı. Son 5 startının 4'ünde 3.'lükleri var 20 binlik satış koşullarında. 7 numaralı My Expensive Gift Erasmo Martinez ile start alacak olan bir isim nispeten üst grup koşulardan koşuya geliyor. Son olarak da burada 4 numaralı Working on Be in Single Roberto Alvarado Jr. ile start alıyor. O da son startında 1100 metre kum pistteki bir maiden koşuyu 1.04.55 derecesiyle kazanmış bir isim. Geldik altılı ganyanın 3. ayağına bir maiden koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte start alacak. Koşuda 1 numaralı Brodix ve 9 numaralı FOMO Ekür olmak üzere toplam 9 isim start alıyor. 7 numaralı Mission Key ile başlayacağız burada. Koşu 35.000-40.000 aralığında orta seviyede bir maiden satış koşusu 26.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 7 numaralı Mission Key, Skyler Spanable'la start alacak olan bir isim. Son bir önceki startında 1200 metre kum pistte bir ikinciliği var. 6 numaralı Remember Him, Roberto Alvarado Jr.'la start alıyor. Son startında 25 binlik bir maiden satış koşusunda yarım boy farkla aynı jokeyle ikinciliği var. 1000 metrede çim pistten kuma alınan yarışta 19 Ağustos'ta. 5 numaralı Gallant George Ruiz ile start alıyor. O da son 3 startında 2 tane ikincilik elde etmiş bir isim. 1100 metre çim pistlerde. 4 numaralı Spirited Soul Carol Sedano ile start alıyor. Ve son olarak ekürlerden koşudan çıkan isim olursa start alacak olan FOMO ile ekürü olan 1 numaralı Brodix kariyerinin ilk startında şans verdiğim son isim altılı ganyanın 3. ayağında. Altılı ganyanın 4. ayağı kolay bir koşu gibi gözükse de günün en zor koşusu bana göre. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1670 metre kum pistte bir koşu. Burayı haş yaptık. Sıralamayı şu şekilde vereceğim. Koşu 65 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 45 bin dolar olan. 3 numaralı Mischief Afoot. Carol Sedano ile start alacak olan bir isim. Son 3 startında 1700 metre çim kum pistteki koşularının ikisinde kazanmış ancak iki önceki koşusunda protesto sonucu ikinciliğe atılmış bir isim. Bir önceki kazandığı startı 1700 metrede 1.41.71 derecesiyle yaklaşık iki boy farkla kazanıyor Pimlico'da Jose Ortiz'le. Into Mischief yavrusu 3 numaralı Mischief Afoot 4. ayaktaki ilk ismimiz. 4 numaralı Oli My Boy Angel Cruz da start alıyor. O da son 3 startından ikisini kazanmış bir isim. 1700 metre çim pistten kuma alınan 14 Ocak'taki koşuyu 1.45.37 derecesiyle 4 boydan fazla bir farkla kazanmış. Bir önceki startında da 1700 metre kum pistteki koşuyu 1.44.24 ile 1.5 boy farkla kazanmış bir isim. 5 numaralı Bal Harbour Isaac Castillo ile start alacak olan bir isim. Son 2 startında grup 3 koşularda yer almış 1600 ve 1800 metre kum pistlerde. 2 numaralı
Tepping Cat, Jamie Rodriguez de start alıyor. Son startında 50 binlik bir şartlı satış koşusunu 5 boy farkla kazanıyor. 1700 metre kum pistte 1.43.83 derecesiyle Pimlico'da 13 Ağustos'ta. İki isim kaldı yazmadığımız. Onlar da 6 numaralı Saratoga Jack George Ruiz ile start alacak olan bir isim ve 1 numaralı Midnight Act Andre Wolfson'la start alacak olan bir isim. Bu sıralamayla burayı haş yapmak gerekiyor bu koşuda diye düşünüyorum. Geldik altılı Ganyan'ın 5. ayağına. 3 yukarı İngilizlere mahsup 1670 metre için pistte bir satış koşusu. Koşuda 14 isim start alacak gözüküyor. Bunlardan birkaç tanesi yedek isimler. Burada da koşuya baktığımızda 16 bin dolarlık bir satış koşusu toplam ikramiyesi 20 bin dolar olan 11 numarayla başlayacağız. 11 numaralı Dr. Ferber Roberto Alvarado Jr. ile start alıyor. 1700 metre çim pistteki bir önceki startında baş farkıyla ikinciliği var. Son startında da 1600 metrede çimden kuma alınan yarışta yine boyun farkıyla ikinciliği var. Aynı jockey ile favori olduğu startında. 8 numaralı Striking It Lucky, Angel Cross'la start alacak olan bir isim. 12 numaralı Ready Reward, Jimmy Rodriguez'la start alıyor. Bir önceki startında 1670 metre çim pistteki maiden koşuyu 1.40.32 derecesiyle 2 boy farkla kazanmış. 10 numaralı Galilean Moon, Joseph Trejos'la start alacak olan bir isim. Ve son olarak burada 4 numaralı Damir yer verdiğim bir isim sürpriz anlamında 5. ayakta. Geldik altılı Ganyan'ın son ayağına bir maiden koşu. Koşuda 6 isim start alıyor. Burada da 2 isme yer vereceğiz. 5 numaralı Of The Graceful ve 2 numaralı Bobby's. Koşuya baktığımızda koşu 15 bin dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiye 19 bin dolar olan. 5 numaralı Off The Graceful Jamie Rodriguez de start alıyor. 12.500'lük bir maiden satış koşusunda son startında bir üçüncülüğü var. 1200 metre kum pistte. Büyük bir favori çıkacaktır. 2 numaralı Bobby ise de rakibi olur. Rajiv Chatri ile start alacak olan 1100 metre kum pistteki 25 binlik satış koşusunda üçüncülüğü olan bir isim. Altılı Ganyan'ın son ayağında yeterli olacağını düşündüğüm isimler. Geldik yedili plasenin ilk ayağına. Yedili plasenin ilk ayağı 20.45'te start alacak bir satış koşusu. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1670 metre kum pistte. Burada da koşuya gittiğimizde koşu 28 bin 32 bin dolar aralığında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 23 bin dolar olan. 7 numaralı Wonder City son startında 1670 metre kum pistte ikinciliği olan bir isim. Yedili plasenin ilk ayağında yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 7 numaralı Wonder City'nin. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde benim sizlere bir yol gösterme adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmalarınızda son şeklini verebilirsiniz. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin. İlk ayak 1 numaralı Brooks Robinson ve 4 numaralı Turman Merman arasında geçer diye düşünüyorum. İkinci ayak 2 numaralı She's Classy büyük bir ihtimal favori çıkacak. 7 numaralı My Experience Gift ve 4 numaralı Working On Beyond in Single rakipleri olur. Üçüncü ayakta 7 numaralı Mission Key, 6 numaralı Remember Hymen, 5 numaralı Gallant George, 4 numaralı Spirited Soul ve ekürlerden Brodix. Dördüncü ayak haş yaptık burayı. Haş yapmanın uygun olacağını düşündüğüm bir ayak. Sıralama şu şekilde. 3 numaralı Mischief Afoot, 4 numaralı Oli My Boy, 5 numaralı Bal Harbour, 4 numaralı 2 numaralı Tapping Cat, 6 numaralı Saratoga Jack ve 1 numaralı Midnight Act. 5. ayakta 11 numaralı Doktor Ferber'le başladık. 8 numaralı Striking It Lucky, 12 numaralı Ready Reward, 10 numaralı Galilean Moon ve 4 numaralı Damir var. Son ayakta da 5 numaralı Of The Graceful'la 2 numaralı Bobby's şans verdiğim isimler arasında. Çıkış yapmadan önce eğer yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir pazartesi ve bol şanslar diliyorum.